그대여 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 Şimdi Türkiye'den gidince oranın yıldızı oluyorsunuz. Neden Brother Country'yi çok duyuyorsunuz? Çok dikkatimi çeken burada hep şey oluyordu, takvimler. Biz yılı sona yazıyoruz, onlar başa alıyor. Askerlik çok zor. 18 ay ve okul zamanda gidiyorlar. İnternet Explorer kullanıyorlar, diğerleri açılmıyor siteden. Yani dünyanın en hızlı interneti ama İnternet Explorer. Evi ayakkabıyla girilmiyor aynı bizdeki gibi. Okulda, lisede bile ellerinde terlikle geliyorlar. Terliği koyuyor, ayakkabı çıkarıyor, öyle giriyoruz içerisine. Yani bir karpuz 109 lira Türk lirası çevirince. Karpuzun kıymetine bir derim. Bir gün ben tabii birazcık söylüyorum işte, Toki Sarayı'nda diyorum. Toki'yi de tam doğru söyleyemiyorum bugün versem. Bir gün konser alanındayken bayağı bir kalabalık, işte herkes söz veriyorlar. Bana da geldi, dedim ben bağırdım işte Toki Sarayı'nda. Germany. I'm from Germany. He's from Germany. Dedim ben Almanya'yı versem benim telaffuzum Almanmış. Yani Alman diyormuşum ben onlara. Ondan sonra zar zor düzelterek falan Türkiye, Türkiye falan diyerekten ondan sonra bir tanesi ayrı diye bağırmaya başladı, ağlamaya başladı sanırım. Şimdi videoda gördüğünüz YouTuber, kendisi 6 yıl İstanbul'a gelmiş dil okumaya. Kendisi anları da anlattı, çok garip anlar. Şey söylüyor, ben de Kore'de sigara içmiyordum diyor, Türkiye geldi sigarayı başladım diyor. Şeyden de FKR basıyor diyor gene. Yani şimdi çalışkanlar, kafeye gittik, videoda da gördünüz. Sordum işte bir gün tatilleri vardı 5 gün. Açacak mısın dedim kafeyi. Tabii dedi, açacağım dedi. En iyi kahveyi ben sunmalıyım dedi. Halkımı dedi nasıl bırakabilirim dedi kahvesiz. En üst tarafta kızları beklemeleri için erkeklere loca yapılmış. Sıkılmasınlar diye. Savun olayı zaten tam bir ayrı bir, bizim için tam bir olay. Bir hocam işte gitti Türk, o da aynı bir istedi. Girdi, tabii havlusu falan almış, giriyor içeri. Dedim, olmaz, havlusu giremez. Hoca demiş, niye? Çıplak gireceksin. Peki neden demiş? Açıklamış, bütün erkekler kardeştir. Düşün, kar yağıyor dışarıda, -12 derece. Adam çorapsız terlik giymiş, dolaşıyor karın içinde. Yani ben onu görünce üşüyorum, ayaklar muz var ama ne oldu, üşüyor musun? Ya, çok güzel. Bana dediler ki gitmeden önce kesin aç kalacaksın, kilo verirsin falan. Dönerken bir tartıldım, 3 kilo almış. Yani hiç öyle benim için olmadı. Yani üniversite sisteminde şöyle güzel bir yanları vardı. Mesela bir ders açılacaktı. Ders açılacağı zaman iki tane sektörden insan geliyor toplantıya. Yönetim kurulu geliyor. Üniversitedeki, işte o bölümdeki bölüm temsilcisi, öğrenci, iki öğrenci geliyor. Hepsi tartışıyorlar, bu ders açılsa iyi mi olur, kötü mü olur? Ardından ders açılıyor. Şu sağda gördüğünüz gastronomi binası, 13 kat. Adamlar gastronomi 13 kat yetmemiş, yanına bir de 5 katlı yapmış. Restoran uygulaması vardı. Gastronomi öğrencileri bir yıl, kampüsün 3 tane farklı yerinde dükkanlar var. Bunları alıyorlar. Üniversite bunları veriyor. Diyor ki, buranın diyor işletmesi size ait. Logoyu siz yapacaksınız, ismi siz bulacaksınız, menüyü siz tasaracaksınız. Kasada parayı siz alacaksınız, talebi siz yapacaksınız ve siz pişireceksiniz. Bir yıl boyunca aynı sen kendi işletmeleriymiş gibi her şeyi kendileri yapıyor. Teşekkür ediyorum hepinize. Umarım hoşunuza gitmiştir. Türkiye ile de gurur duymaya inşallah bu ülkede hakikaten büyük devam edeceğiz. Good day, good day, good day, good day.